Selamun aleyküm dostlar. Bugün sizlere savunma sanayimizle alakalı bir video sunmak istedim. Bu alan son 20 yıldır insanımızın en çok takip ettiği alanlardan birisi. Son 20 yıldır diyorum. Çünkü kendi silahlarımız ne zamanki ortaya çıkmaya ve kullanılmaya başlandı, Türk insanının da savunma sanayine olan ilgisi o derece yükseldi. Küresel oyuncu olan gelişmiş ülkelere bakın. İstisnasız ortak bir manzaraya denk geleceksiniz. O da bu ülkelerin savunma sanayilerinin ileri seviyede olması. Bugün yaşadığımız teknolojideki gelişmelerin büyük çoğunluğu savunma sanayi kaynaklıdır. Türkiye için de durum aynıdır. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarılar diğer teknolojik alanlara aktarılmaya başlandı. Burada sizlere bir soru sorarak konuya devam etmek isterim. Size göre ülkemizin silah sanayinde en büyük gücü nedir? Ya da şöyle sorayım. Size göre düşmanlarımız Türkiye'nin en çok hangi silahından çekinmeye başlamıştır? Cevaplarınızı az çok tahmin ediyorum. Kiminiz savaş gemilerimizi, kiminiz füze ve roketlerimizi, kiminiz de SİHA ve TİHA'larımızı söyledi. Evet, bunlar ülkemizin gücüne güç katan unsurlar. Ama bu silahların hiçbirisi doğru cevap değil. Arkadaşlar, ülkemizin son 20 yılda savunma sanayi alanında en çok yatırım yaptığı konuya bakarsanız doğru cevabı hemen bulursunuz. Bu alanda elektronik harp sistemleridir. Muhtemelen bazı arkadaşlar burada şaşıracaktır. Doğru cevap elektronik harp gücümüzdür ve Türkiye'nin en çok yatırım yaptığı alanda burasıdır. İstediğiniz kadar füzeniz, uçağınız, helikopteriniz, geminiz olsun. Bunların temeli elektroniğe dayanır. Eğer ki siz bu silahlarınızı yeterli elektronik harp unsurlarıyla desteklemezseniz, bunların hepsi sadece boş tenekeden ibarettir. Peki elektronik harp nedir ve neden bu kadar önemlidir? Elektronik harp temelinde 3 ayaktan oluşur. Birinci ayağı elektronik destektir. Burada düşman unsurların iletişimini dinleme, veri toplama ve yerlerini noktasal olarak tespit etme faaliyeti yapılır. İkinci ayağı elektronik taarruzdur. Bu safhada düşman sinyallerini engelleme, etkinliğini azaltma ve onu köreltme ve de farklı hedefe yönlendirme işlemi yaparsınız. Üçüncü ayağı ise elektronik korumadır. Burada da kendi askerinizin iletişimini ve silahlarınızın güvenliğini düşmanlardan korursunuz. Anlatması basit olan bu üç işlemi gerçekleştirmek dünyanın en zor işlerinden birisidir. Çünkü çok yüksek teknoloji ve yazılım bilgisi gerektirir. Bu alanda dünyada şu an iki ekol vardır. Bunlar Amerikalılar ve Ruslar. Ancak özellikle yabancı savunma sanayi yayınlarını takip ettiğinizde Türkiye'nin 3. ekol olarak sahaya çıktığını yazan onlarca makaleyle karşılaşırsınız. Hepimiz SİHA'larımızın Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da elde ettiği başarıları gururla anlatıyoruz. Ancak gözden kaçırdığımız konu bu SİHA'larımızın sahip olduğu elektronik harp yetenekleridir. Rus hava savunma sistemleri dünyada nam salmış, aşılması çok zor silahlar olarak bilinirdi. Ta ki Karabağ Savaşı'na kadar. Türk SİHA'ları Bayraktarların Rus hava savunma sistemlerini nasıl yok ettiği dünya medyasında manşet olunca bizim sahip olduğumuz elektronik harp gücümüzün seviyesi de ortaya çıkmış oldu. Savaşın sonunda Ermenistan Cumhurbaşkanı bile yaptığı açıklamada savaşın ilk birkaç günü Rus hava savunma sistemleri işe yaradı. Ancak 3. günden itibaren ne Rus elektronik harp sistemleri ne de hava savunma füzeleri çalışmaz oldu. Türkiye bize öyle silahlarla saldırdı ki ne olduğunu ne biz ne de Rus askeri uzmanlar anlayabildi diyerek itirafta bulunmuştu. Azerbaycan Bayraktarlar ile Ermenistan ordusunu yok ederken arkasındaki en büyük güç bizim verdiğimiz elektronik harp desteğiydi. Birkaç örnekle daha bu gücümüzden bahsedelim. Hatırlayın arkadaşlar, Fransa en modern fırkateynlerinden birisini Ege'ye getirip Yunanistan'a destek verecek, sözde bize de gözdağı verecekti. Arkasından da uçak gemisi Charles de Gaulle'ü de Akdeniz'e göndereceğini söylemişti. Fransız fırkateyni ne zaman Ege'ye geldi, bir anda denizin ortasında kilitlenip kaldı. Hatırlarsanız Fransız komutanın yaptığı açıklama basına düşmüş ve bir anda üstümüzde ne olduğunu anlayamadığımız yüzlerce cisim belirdi ve geminin tüm sistemleri kilitlendi demişti.
Bu bizim yaptığımız elektronik taarruzdu ve gerçek bir savaş ortamında o gemi tamamen bizim tarafımızdan yok edilirdi. Yine hatırlayın dostlarım, Kıbrıs Rum kesimi Amerika ve Avrupa'ya güvenip bizim belirlediğimiz alanlarda doğalgaz aramaya kalkmış. İngiliz savaş uçağı da onlara destek için uçuş yapmıştı. Sonra birden İngiliz savaş uçağının sebepsiz yere düştüğü haberi basına yansıdı. Bu olayda da İngiliz pilotun itirafı basında çıkmıştı. Pilot olay anını anlatırken, uçakta hiçbir sorun yoktu. Bir anda ne olduğunu anlamadan tüm sistemler kilitlendi ve uçak düşmeye başladı demişti. İngiltere uçağı bizim düşürdüğümüz anlamış ve olayı kapatmıştı. Rum kesimi ise olaydan bir gün sonra doğalgaz aramaktan vazgeçti. İngiltere'nin uçağını düşürecek kadar gözünü karartmış Türkiye'nin kendisine neler yapacağını çok iyi anlamıştı. Yaptığımız sadece bu kadar da değil arkadaşlar. Türkiye 2016'dan itibaren yaptığı harekatlarla Suriye'nin kuzeyine yerleşti. Orada Özgür Suriye ordusunu kurdu ve eğitti. Amerika için Türkiye, Suriye'deki planlarında en büyük engeldir ve bir türlü bunu aşmayı başaramamıştır. Tarihler 2019'u gösterir. Amerika o dönem ısrarla Özgür Suriye ordusunu hedef alan açıklamalar yapmaktadır. Türkiye Amerika'nın ÖSO'ya yani Özgür Suriye ordusuna hava harekatı yapacağı bilgisine ulaşır. Bizim elektronik harp sistemleri Suriye sınırında zaten konuşuludur. Amerika'nın hava harekatına başlayacağı gün çok ilginç bir gelişme yaşanır. Bizim Coral sisteminden Amerikan F-16'larına yanlış koordinat gönderilir. Amerikalı pilotlar bu koordinatların kendi yetkililerinden geldiğini zannedip bizim gönderdiğimiz hedefleri bombalar. Yok ettikleri hedefler PKK'ya aittir ve bu harekatta Amerika 200 PKK'lıyı kendi bombalarıyla yok etmiştir. Bu olay Amerikan basınına Amerikan uçakları yanlışlıkla başka hedefleri bombaladı diye çıkar ama gerçek tamamen farklıdır. Türkiye Amerikan F-16'larının hem yerle bağlantılarını kesmiş hem de elektronik harp ile bizim hedeflerimizi o uçaklara göndermiştir. Amerika haliyle konuyu büyütmeden kapatır. Ancak bizim bu elektronik taarruzumuz hem bizim basına hem de Avrupa basınına çoktan yansımıştır. Evet arkadaşlar, bu konu aslında daha da uzar. Elektronik harp gücümüzle ilgili o kadar çok örneğimiz var ki hepsi bizim için birer gurur abidesi. Videonun başında da dediğim gibi istediğiniz kadar uçağınız, geminiz, füzeniz olsun. Eğer elektronik harp yeteneğiniz yoksa hepsi birer boş tenekeden ibarettir. Dünyada parasını verseniz bile alması imkansıza yakın olan en stratejik silahlardan birisi elektronik harp sistemleridir. Mesela bizim Coral sistemimizi Türkiye'nin kimseye sattığını duydunuz. Çok yatırım yaptığı alanda bu ikisidir. Kalın sağlıcakla dostlarım. Allah'a emanet olun.